Dersimize hoş geldiniz. Konumuz anlamlı ve kurallı cümleler. Anlamlı ve kurallı cümlede iş hareket bildiren kelimeler cümlenin sonunda yer alır. Peki iş hareket bildiren kelimeler nelerdi? Şöyle bir hatırlayalım. Koştum, güldüm, yedim, içtim, baktım, yaptım, aldım, seviyorum. Bunlar iş hareket bildiren kelimelerdi. Şimdi verilen karışık kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. Baktığımız zaman hangi kelime iş hareket bildiriyor? Harikasınız, yaptık kelimesi cümlenin sonunda yer alacak. Yaptık plajda kale kumdan cümleyi bulduk değil mi çocuklar? Plajda birinci kelime, kumdan kale yaptık. Yazalım cümleyi. Plajda kumdan kale yaptık. Anlamlı ve kurallı cümle oldu. Diğerine bakıyoruz. Sabunla unutma ellerini yıkamayı. Hangisi iş hareket bildiriyor? Unutma. Cümlenin sonunda yer alacak. Öyleyse cümlemizi oluşturalım. Ellerini sabunla yıkamayı unutma. Yazalım birlikte. Cümleye büyük başlıyoruz. Ellerini sabunla yıkamayı unutma. Nokta. Cümlelerden hangisi anlamlı ve kurallı cümle bunu bulacağız. Birincisini okuyoruz. Güzeldi yaptığın yemek. Buradaki iş hareket bildiren kelime güzeldi. Cümlenin başında yer aldığı için kuralsız olmuş. Bakın cümle anlamlı fakat kuralsız. Güzeldi'nin sonunda yer alması gerekiyordu. Yaptığın yemek güzeldi deseydi kurallı cümle olacaktı. Fakat değil. Kalemimi açarken çöpe düşürdüm. İş hareket bildiren kelime cümlenin sonunda anlamlı kurallı cümle. Arkadaşımla uçurduk uçurtmayı. Uçurduk cümlenin sonunda yer almadığı için kuralsız. Seni gördüğüme çok sevindim. Sevindim cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı ve kurallı cümle. Göbekli Tepe'nin Şanlıurfa'da olduğunu biliyorum. Biliyorum cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı cümle. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.